Çözüm sürecini bu ülkenin geleceği için olmazsa olmaz unsuru olduğunu görenler bunu aksatmak istiyorlar. Birinci husus bu. İkincisi husus, bu çözüm sürecine karşı çıkanlara milletçi hepimizin karşı çıkması lazım. Üçüncü husus, silahla siyaset yan yana olmaz. Milletin iradesinin üzerine silahla ipotek koymak da mümkün değildir. Doğuda insanların evlatlarının canlarını alacaksın. Batıda da gidip aynı anaların evlatlarından oy isteyeceksin. Bu ikiyüzlülükten vazgeçmek lazımdır. Türkiye sabırla barış sürecini devam ettirmesi gerekir ve inşallah devam ettirecektir. Biz bunu hedefine ulaştırmayı düşünüyoruz. Ancak milletimiz desteklerse bunu hedefe götürürüz. Bu sürecin dışında olanları da milletimizin tasfiye etmesi lazım ve prim vermemesi lazım. Hiç vermedi. Türk Silahlı Kuvvetleri hukuk devletinin yanındadır. Türk Silahlı Kuvvetleri milletin hizmetindedir. Şimdi diyor ki biz silahla propaganda yapacağız. Sen buna karışma diyor. Buna hukuk müsaade eder mi? Dünyanın hangi ülkesinde elinde silahla gerek şehir içinde gerekse dağlarda gezeceksin? Dolayısıyla da bu çift yüzlü siyasete, iki yüzlü siyaseti terk edilmesi lazım ki demokratik ortamda yüzde kaç oy alırsan al. Ama elinde silahla, çift yüzlü siyasetle %1 oy bile alsan sana fazladır. O tabii bu sözün karşılığını muhatap olanlar biliyor. Ama inşallah Türkiye'nin geleceği daha iyi olacaktır diyor. Bu süreç zor bir süreçtir. Çünkü sadece bu sürecin aktörleri bu gördüklerimiz değil. Gördüklerimizin ötesinde de aktörleri var. Artık Yedi Düvel diyoruz. Ülke ismi vermeyeyim ama Yedi Düvel bunun Türkiye'nin bu bölgede bir emin limanı olmasını istemiyor. İşte Suriye'yi, Irak'ı, yukarıda Ukrayna'yı görüyorsunuz. Dolayısıyla bunların içerisinde Türkiye'nin, Yemen'i de görün, Libya'yı da görün, Mısır'ı da görün. Dolayısıyla Türkiye'nin bir emin liman, adeta bir esenlik adası olmasını, bir barış adası, huzur adası olmasını istemiyorlar. Ama onlara rağmen diğerleri inadına derler. Biz sabırla diyoruz. Sabırla inşallah Türkiye'nin bu sıfatını, bu vasfını devam ettireceğiz. Seçime yakın bu olayların yaşanması nasıl? Artacaktır. Daha da artacaktır. Gaye nedir? Bu çözüm süreci hedefine ulaşmadı. Çözüm süreci iyi gitmiyor algısını vererekten AK Parti'nin oylarını nasıl daha aşağı alırız şeklinde bir çalışma olacaklar. Ama milletimiz oynanan oyunu görürse inşallah bunlara itibar etmeyecektir.